Merhabalar, ben Mehmet Can Yıldırım. Bugün sizlerle beraber Kenvox 2 eksen tornada diş açmaya bakacağız. Hem dış çap için hem de iç çap için bir diş operasyonu oluşturacağız. Bunun için ilk önce yine bir unsur oluşturmam gerekiyor. Torn unsuruna girdim. Dış çap için dış çap seçiyorum. Buradan stratejiden dişi seçtim. Dönmek istedi deyip diş açacağım çapı seçtim. Ve tamam diyerek oluşturdum. Aynısı için bir de iç çap için uygulayalım. Torn unsuru. İç çapımı seçtim. İç çap. Buradan dişi seçiyorum. Dönme kesit dedim ve iç çapta diş açacağım. Konumu seçtim. Tamam dedim. Oluşturdum. Şimdi ilk olarak dış çapla başlayalım. Sağ tuş. Tornalama işlemleri ve diş çekmeye girdim. Burada kütüphanemde bir diş takımım var benim. Diş takımımı seçtim. T8'deki. Tamam diyorum. Parçama yandan dik bir şekilde bakalım. Şu şekilde. Şimdi takım ve devrilerleme sekmesini biliyorsunuz. O yüzden geçtim. Burası bizim için önemli. Diş çekme sekmesi. Şimdi eğer diş açacağınız çap, eğer dişiniz bir standartsa, burada kütüphane seçeneğine tıkladığınız zaman, bakın burada diş türlerim var benim. Hem inç hem metreye ait. Burada nasıl bir diş açacaksanız, burada kütüphaneden direkt seçip değerleri otomatik olarak çektirebilirsiniz. Burada bakın tam metrik ve inç için bütün neredeyse dişlerin mevcut zaten. Kullanabilirsiniz burayı. Fakat siz standart olmayan bir diş açacaksınız ki şu an mesela biz çap 80'e bir diş açacağız. Şuradaki çapa. Ve kütüphanede o değer yok. O zaman kendimiz vermemiz gerekiyor. Mesela burada kesme başına derinlikle başlayalım. Kaç kaç paso girip diş açsın diye bana soruyor. Ben burada 10'daki 10'daki girerek diş açabilir diye burada seçim yapıyorum. Başlangıç uzunluğu ne kadar dışarıdan başlasın diye soruyor. Mesela şuradaki çaptan itibaren 1 mm dışarıdan başlasın, öyle kesmeye başlasın diye geldim, ayarladım. Küçük çap dediği arkadan ne kadar milimetre, bakın görsel zaten anlatıyor, dışarı çıksın. 10'da 5 kadar dışarı çıkabilir diyorum. Diş derinliği, yani adım miktarı, diyorum ki adım 1 olsun. Vida sayısı da kaç milimetre derinlik olsun dişte? 2 milimetre kadar dedim, örnek verecek olursak. Ön izleme dediğim zaman bakın şu şekilde. Arkadan 10'da 5 milimetre çıktı. 10'da 2, 10'da 2 keserek 2 milimetreye kadar buradaki dişimi benim için geldi, açtı. Tamam deyip burada operasyondan çıkabilirim. Bu şekilde ayarlayabilirim. İç çap için bakacak olursak ise geldim unsuruna. Sağ tuş yapıyorum. Torna bara işlemlerinden diş çekme içerisine girdim. Burada T7'de diş takımım var. Bunu seçebilirim. Tamam diyorum. Operasyon içerisine geçtik. Yine herhangi bir şey değişmedi. Buradaki değerleri yine kullanabilirsiniz. Mesela buradaki çapımız kaçmış? 50 mm'ymiş. Burada zaten bakın küçük çap ve büyük çap olarak da burada size zaten modelden o değerleri çekerek de zaten size gösteriyor. Burada yine diyorum 10'da 2, 10'da 2 keserek yapsın. 1 metre dışarıdan başlasın. Artık buradan dışarı çıkabileceği bir yer yok. O yüzden 0 kalabilir. Adım yine 1 milimetre olsun. Diş atın ve 2 milimetre kadar derinliğe diş açsın dedim. Bakın ön izleme dediğim zaman şu şekilde operasyonumu oluşturacaktır. Fakat takım sekmesine geldiğim zaman bakın diş katerim şu an yan duruyor. Yani şu an böyle kullanıyor. Şu an yanlış bir kesim yapıyor. Bunu nasıl değiştirebilirim? Burada tutucu sekmesine geldiğiniz zaman artık bakın burada tutucu kenarı var. Yan veyahut da uç. Uç dediğiniz zaman bakın ucu 90 derece çevirdi. Bu şekilde ön izleme verdiğim zaman takımı onu tekrardan güncelledim. Zaten herhangi bir şey değişmeyecektir. Fakat takımı doğru görmek istiyorsanız tabi burada ucu seçmeniz gerekiyor bu şekilde. Tamam dediğim zaman operasyonumu oluşturdum. Hem dış çap için hem de iç çap için bir diş operasyonu yaptım. Mesela simülasyona bakacak olursak şu şekilde mevcut duruma kadar bir İlerletelim. Evet, öncekileri hızlıca geçtik. Burada artık simülasyonu başlattığım zaman bakın iç tarafta diş katerimin iç tarafı diş açtığını simülasyonda da bu şekilde görebilirim. Tamam diyorum ve simülasyondan çıkıyorum. Tamam dedim. Çıktım. Kenvox içerisinde iki eksen tornada dış çap ve iç çapa diş açmayı gördük. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.